Yeni bir çekimden, Ankara'dan. Herkese selamünaleyküm. Tarihimiz 28 Ekim 2024 Pazartesi. Saatimiz 6.40 civarları. Aracımızı çalıştırdık. Hava derecesi 3 derece diyor ama aynı 0 ya da eksi 2 gibi falan var. Soğuk yani. Aracımızı kontrol ettik, güneş doğmak üzere. Allah nasip ederse istikametim Samsun Giresun. Yani çok trafiğe kalmadan erkenden çıkmak istedim. Çünkü yol çalışmaları var çevre yolunda. O yüzden yoluma erken çıkmayı tercih ettim. Şu ayarlarımızı yapalım. Araçtan. Evet, istikametimiz Karadeniz Allah izin verirse. Bu çekimde size oraları göstereceğim. Nasip olursa. Evet ya Allah, bismillah diyoruz, çıkıyoruz bakalım. Motorun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir soğuk sesi geliyor. Geçeydin iyidir ha. Abiye yol verdim ama geçmedi. Evet, şu manzaraya hayranım arkadaşlar. Tam güneş doğarken şu Ankara'yı çıkalım. Ondan sonra yine devam ederiz inşallah. Evet arkadaşlar, Elma Dağı'na geldik. Elma Dağı'dan yakıt aldım arkadaşlar. Şimdi Allah nasip ederse yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şu gözlüğümüzü şöyle bir takalım. Evet ya Allah, bismillah. Bir yakıt aldım arkadaşlar buradan. Cam biraz kirliydi, camı temizledim. Şöyle hatta biraz daha temizleyelim, izler kaybolsun. Bir ufak kahvaltı yaptım. Şimdi Allah izin verirse Çorum'a kadar durmak yok. Bir aksilik çıkmazsa tabii ki. İnşallah çıkmaz. Kazasız belasız. Allah, bismillah. Kemerimizi de takıyoruz. Kemer bir alışkanlık oldu artık. Kemer takmayınca kendimi boşta gibi hissediyorum. Tespihimizi de alalım. Yol serbest, devam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yakıt depomuzun anahtarını aldık. Depolar kapalı. Uçuş için bir engelimiz yok. Çok şükür 45 verememişiz. 15 vermişiz. Olsun. Ona da şükür. Şu yukarıyı da kapatayım. Uğultu gelmesin. Evet. Kalorifer derecesi gayet iyi. Evet arkadaşlar. Yeni bir çekimden tekrar merhaba dedik.
Güneşli bir günden herkese selam olsun. Umarım görüşmeli sizler de iyisinizdir. Artık çekimlerimiz tüm hızıyla devam edecek inşallah. Allah'ın izniyle. Sıcak bir yaz atlattık. Artık önümüz kış. Bakalım kar durumu ne olur. Doğuda zaten belli ne olacağı da bu taraflara ne yağar, ne kadar yağar bilemiyoruz. Artık nüfustan dolayı mıdır nedir? Yollar yetmiyor. Yani yetersiz kalıyor. Araba çok, insan çok. Göç aldık. Savaş muhabbeti yüzünden. Depremden dolayı bir göç oldu. Derken Ankara olsun, İstanbul olsun normalden daha fazla oldu nüfusu. O yüzden buna bir çözüm bulunması lazım. Yani ne gibi bir çözüm olur ben de bilmiyorum ama bir kolaylık sağlanması lazım diye düşünüyorum. Adam yukarı ev yapmış arkadaşlar tek başına. Değişik bir tarz ev. Yanında da yöresinde de hiçbir şey yok. Büyük ihtimal kalabalıktan sıkılan birisi. Evet, yollar yine her zamanki gibi berbat ötesi. Bir de bizim arabanın lastikleri küçük olduğundan çok vuruyor galiba o yüzden. Yani ufak bir çukurda bile hissettiriyor. Ona yorumluyorum. Midilli bu. Diğerlerine göre yan yana getir mesela bayağı bir fark ediyor. Bu onun yanında taksi tekeri gibi kalıyor, minibüs tekeri gibi falan kalıyor. Evet, buraları bilenler bilir. Buralar Irmak diye geçiyor. Kırıkkale'ye yaklaştık. Burayı devam ettiğimizde Kantar'a gireceğiz zaten. Kantar var. Kantar'a gireceğiz. Kantar'dan sonra ileride bir çevirme var. Orayı geçeceğiz. Oo, bir şeye çarpmışlar ama. Kedi miydi, köpek miydi? Ölmüş hayvan. Çevirmeden sonra zaten EDS'ler başlıyor. Falan da filan da derken Kırıkkale'ye çıkınca da bir market falan var. Oradan ekmek alırım. Ekmeğim hiç yok çünkü. Şimdi nerede yatarım, ne yaparım kestiremiyorum. Gidebildiğim kadar gideceğim. Bir tane ekmek alırım. Ne olur ne olmaz diye. Suyum zaten var. Yani sadece ekmek alsam tamam gibi şu anlık. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. O konu hakkında da konuşabiliriz. Şu an ben böyle havadan sudan konuşuyorum ama eğer kafanıza takılan bir şey varsa ya da anlatmam gereken, anlatmam istediğiniz konu tarzı bir şey olabilir. Onun hakkında bir çekim yapabiliriz. Ya da böyle lay lay lom devam. Yeni mama aldım bakalım yolda. Köpek görürsek onları besleriz. Şimdi havalar soğudu. Sağdan soldan getirip atarlar buralara dağların başına. Hayvanlara orada bakmak bizim de boynumuzun borcu.
Bakalım, Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, Kırıkkale Samsun, Karacık Çankırı. Aslında şu yolu doğru düzgün yapsalar. Evet, aşağı taraftan tren gidiyor. Göremediniz büyük ihtimal. Yani çok şey değil aslında, çift şeritli ama biraz engebeli. Gayet yolu kısaltan bir yol yani, Bursaklar tarafına, Akyurt tarafına gidecekler için çok süper bir yol. Tabii gidenler yine gidiyor ama büyük araç için pek sağlıklı değil. Değil dediğim, yol biraz engebeli, çökmeli. Şöyle çok sallanmalı bir yol. Yine de gidiliyor yani. Gitmişliğim var birkaç defa. Evet, genelde radar bu rampaya kuruyordu. Büyük araçlar için. Yok, pardon, kantarın girişine kuruyor. Kantarın girişinde genelde radar oluyor ya da çıkışında. Bizlik bir şey yok. Biz zaten hızımız neyse o hızda gidiyoruz. O yüzden hiç problem yok. Kurallarımız neyse ona uyuyoruz. Bu abimizin biraz acelesi var. Ona yol verelim. Bakın arkadaşlar, dikkat ettiyseniz büyük araç geçerken kendimi pay var zaten. Olabildiğince sağ tarafa atıyorum ki adam rahatça gitsin diye. Kimi meslektaşlarımız var, sözüm meclisten dışarı. Adam bakıyor gelirken önüne gidiyor. Lan zaten bir sürü boş yer var. Git de adam rahat rahat geçsin. Niye adamı sıkıştırıyorsun ki? Yani bunlara şoför demeyelim de. Artık siz ne derseniz onu deyin. Yorum sizde. Ayıp bir şey yani. Bir şey kaybetmezsin. Zaten mesafe çok. Hafif yani, emniyet şeridine git demiyorum şu abi gibi. Ama hafif çizginin üstünden gitsen adam çiçek gibi geçer oradan. Zaten kantara gireceksin ileride. Derdin neydi abi kuzum? Evet, şu anlık serbest buralar. Evet, ileride çevirme var. Polis abiler çeviriyor. Bakalım bizi çevirecek mi? Evet ha, galiba herkesi durduruyor. Yürüsene dayı, ne yapıyorsun sen? Dayı herhalde kendini zorla çevirmeye katacak. Adam o kadar bekledi, bir de aşırı hız yazdırdı ya. Hayırlı işler abi. Evet, tankeri de durdurdular. Galiba sıra bizde gibi. Oraya duramam abi. Selamünaleyküm, hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Söylesene. 34. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi rutin bir kontrol. Aklıma gelmişti zaten. Tabi yapmaları gayet iyi bir şey. Kurala uyanla uymayanı ayırsınlar. Sonuçta bu büyük araç. Yani kural neyse herkes uysun. Yani bir sıkıntı olmadı çok şükür. Ama insan tabii yine de bir tedirgin olmuyor değil. Adam bu uğraşsa belki mutlaka bir şey bulacak. Tamam, takomuz düzgün. Nizami bir şekilde çalışmamız var.
Ama istese bulurdu yani. Muayenemiz var çok şükür. Pek bir problem yok yani. Şu abimizi geçelim. Evet abi, ne yapıyorsunuz siz, birbirinize tampon yapıyorsunuz. MKE. Büyük ihtimal makine kimyada önemli birisi o. Plakasından belli çünkü MKE plaka 06. Artık kimdir necidir bilmiyoruz ama belki bir gün denk gelirse selam olsun ona. Makine kimya bizim için önemli bir yere sahip. Bütün millet için. Evet, burada da ayrı bir çevirme. Bir de bu ara olaylar var. O yüzden biraz daha sıkı tutuyorlar. Tabii ki de tutsunlar. Olması gereken bence bu. Yine bir yol çalışması, EDS 70. Buranın yol çalışması ne hikmetse bitmedi. Sağdan devam edeceğiz. Büyük ihtimal köprünün üstünde çalışma var. Biz aşağıdan kaçıp gideceğiz. Yani yolu aşağıdan vermişler. Herhalde yeni de başlamışlar. Daha yeni çakıyordu Balar abi. Metin Aytekin, köprülü kavşağı. Buraya yapılırken de zaten buradan gidiyorduk. Şimdi demek ki tadilat var. Yine buraya vermişler. Ada etrafında dönen araca yol ver. Tamam, verelim. Verelim de. Ya Allah, bismillah. Ne yapıyorsun abi sen, ne yapıyorsun? Ya hadi yürü de! Allah Allah, gelmiş de önümde duruyor ya. Bu tarafa gidecekmiş gibi yapıyor. Bir de önümde duruyor, geçtin daha, niye duruyorsun ki önümde? Ya arkadaşlar, nelerle uğraşıyoruz, nelerle? İnsanlar zannediyor ki bu direksiyonu bırakıyoruz, kendi kendine gidiyor. Adam yani çarpayım diye mi uğraşıyor acaba, anlamadım ki. Daha soluma soluma giriyor bak, yol daralıyor, soluma soluma giriyor da. Bir tane araç içi kamerası alacağım en kısa zamanda. En yakın zamanda ön tarafa bir tane kamerayı takacağım. Evet, gördüğünüz gibi her yerde bir çalışma. Adam eşiyor, deşiyor, bir şeyler yapıyor. Bakalım, yine ileri tarafları çekerim size. Şu anlık böyle. Biraz bir EDS trafiği var. Onlara odaklanmam lazım. Yine Çorum'a falan çıktıktan sonra o taraflarda yine bir çekim yaparız diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Evet abiler, kardeşler. Mecitöz ayrımına gelmiş bulunuyoruz. Yani sağ taraf Mecitöz, Amasya, Tokat. Düz gidersek de Merzifon, Samsun tarafına devam ediyor. Biz Merzifon üzeri gideceğiz. Aslında Amasya üzeri gitmeyi tercih ederdim. Mecitöz yolundan. Daha sakin. Şimdi hem kalabalığa gireceğiz hem artık çevirmesi, EDS'si bilmem nesi.
burada bitmeyecek. Neyse, sağlık olsun. Yani o taraf daha sakin, daha doğal bir yol. Biraz yolu uzatıyor ama. Bir 40-50 kilometre olması lazım yanılmıyorsam. O yüzden gereği yok, buradan devam edeceğiz. %6 eğim. Ramp aşağı, yokuş aşağı. Depimizi çekelim, zırank diye durdursun bizi. Tabii ki pek bir işe yaramıyor bu dep. Frenle destekliyoruz mecburen. Yani sadece vites düşürüyor. Çok bir şey yok yani. Şuraya kapatayım sesimi. Yani çok bir işe yaradığı söylenmez. Yine hiç yoktan iyidir. Yine de bir el alışkanlığı olmuştur. Rotterdam gibi değil ama yine bize fayda ediyor işte. Yine de yani çok da kötü değil bu. Ategolarınki gibi değil yani. Onlarda da bir dep mi, motor freni mi, egzoz freni mi bir şey var. Sadece bir diş çekiyorsun. İkincisi yok. Onu da zaten çektiğin gibi tekrar hızlanıyor araç. Yani yavaşlayacağı yere araba hızlanıyor. Biraz da kafa bandıyla çekeyim dedim arkadaşlar, değişik açı olsun diye. Hep aynı açıdan çekmeyelim. Daha yemeğe duramadım. Sabah çorba içmiştim. Saat 8-9 gibi. Şu an 1'e çeyrek var. 1'e geliyor saat. Olmadı Merzifon'da bir şeyler yaparım. Öyle bir karnımı doyururum. Zaten Samsun'a inmem de herhalde akşam üstüne akşam bulacak. Zaten yetişemeyeceğim bugün. Evet, emekçi abimiz, kardeşimiz diyelim. Tarlasını sürüyor. İnşallah hayırlı bereketli mahsulleri olur. Yani emek veriyorlar. İnşallah emeklerinin karşılığını fazlasıyla alırlar. Tabii karşılığını alamayınca bir işin, İnsanın yapası gelmiyor onu. Yani yaptığın işin hakkını almak çok önemli. Yani şu hayat pahalılığında işimiz çok zor. Ağaçlar ne güzel gölge yapmış ola. Konaklı. Konaklı'yı da geçtik. Burası Konaklı'ymış. Tam bu açı benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani şu an tam önüme bakıyorum. Hem aynayı gösteriyor arkayı, hem ön tarafı gösteriyor. Gayet güzel yani. Abi uzunlarını yakmış, sis mis ne varsa yakmış maşallah. Yani gündüz bile adamın gözünü alıyor. Gece ne yapmaz? Amaç neydi ki anlamadım. Ya gündüz uzunu neden yakarsın? Vallahi çok usta şoförlerimiz var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar doğuya gidince dikkatimi çekti Diyarbakır'a. Eğer biriniz varsa aydınlatırsanız sevinirim. Bu arazilerin yanlarına, yani arazilerin sınırlarına diyeyim, büyük büyük taşlar koymuşlar. Mesela bizim tel örgü çekmemiz gibi onlar da büyük kayalar koyuyorlar, duvar gibi. Bunu niye yapıyorlar, nasıl oluyor, ne bitiyor hiç bilmiyorum. Bilen varsa aydınlatırsa sevinirim. Yani o kayaları oraya getirmek bir dert, oraya dizmek ayrı bir dert.
Çözemedim yani, kimseye de soramadım. Yani yolda durup da kimseye bir şey diyemedim. Adama hiç aklıma gelmedi yani. Tamam, sınır belirlemek için de yani neden taş? Büyük kaya yani, taş da değil. Duvar gibi hep kaya. Eğer bilen varsa yorum yazarsa sevinirim. Bizi de aydınlatmış olur. Yani o taraflardan bizi izleyen arkadaşlarımız varsa onlar daha iyi bilir. Bir 15-16 ton yüküm var. Çok aşırı büyük değil. Gözlüğüm vardı, bir onu takmayı deneyeyim bakalım. Kafa bandı varken olacak mı? Cık, olmuyor. Yani biraz fazla indirdim herhalde bantı. Tam kulağımın dibine. O yüzden takamadık maalesef ki. Evet, bu arada yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Buradan herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum, tüm vatandaşlarımızın. Allah daha nice bayramlara iletmeyi nasip etsin inşallah. Bakalım, inşallah yarın indireceğimiz yerlerde sıkıntı yaşamayız. Resmi tatil. Yani çalışırlar mı çalışmazlar mı orasını bilemiyorum. Çalışırlar diye tahmin ediyorum ama gidince göreceğiz. Bir aksilik olmazsa, genelde çalışıyorlar çünkü. Mesai şeklinde. Yarın ola hayrola bakalım. Bak, şuralarda durabilseydik şunlara mama verirdik ya. Köpekleri dağlara atmışlar. Şu da cinsmiş. Duracak bir yer yok maalesef. Bu tarafta olsaydı iyi olurdu. Neyse bakalım, illaki denk gelir yine. Evet, Amasya sınırına girdik. Çorum'du. Çorum'dan Amasya il sınırına geçtik. Amasya'dan sonra zaten direkt Samsun sınırlarına geçeceğiz. Merzifon, Havza. Ama bir cep falan görebilirsem, şöyle Çeşmeli park alanı falan. Durup bir şeyler yapmam lazım. Acıktım. Acil öyle bir yer kezliyorum şu an. İnşallah karşımıza çıkar. Aslında o geçtiğimiz yerde dursam tam yeriymiş ama. Ha şurada durayım, ha burada durayım diye diye de herhalde gideceğimiz yere varacağız. Genelde öyle oluyor hep. Maşallah her yere ağaçlık orman. Evet, ben şimdi yemek yiyeceğim bir yer bakayım. Ceptir falandır. Uygun bir yer bulabilirsem direkt dururum zaten. Bu misafirin karnına da doyuracağız şimdi. Al. Bakalım yiyecek mi? Bayağı tekmek vardı, onu verdim. Gördüğünüz gibi havada kaptı. Biraz tehlikeliye benziyor ama
Zarardır ot gibi. Diğer ekmekleri de vereceğim. Bakayım, olmadı biraz da mama var, onu da veririm. Ne var ne yok hepsini yesin. Gel. Al. Al. Oh. Bütün ekmeği kaptı vallahi. Evet, çayımız da kaynadı. Bayağı aç demek ki, tasması var ama. Hadi onu gel. Hadi onu ye. Ye hadi onu ye. Gel. Vallahi kötü kötü de bakıyor ama. Gel bunlara gel. Şşt. Gel. Gel. Korkutmuşlar galiba hayvanı. Hadi ye, onlar senin ye. Gidiyorum ben, hadi ye. Ben varım diye yiyemiyor. Samsun'a geldik gibi bir şey. Çakalı'dayız. Tahmini bir yarım saat gibi bir yolumuz daha var. Tabi Samsun içinde trafik yoksa, ki inşallah yoktur. Çok şükür kazasız belasız buraya kadar geldik. Tabi buralara yolunuz düşerse menemen yemeden gitmeyin. Ben şu an duramayacağım. İnşallah dönüşte niyetim var ama bakalım. Evet, trafik karşı tarafı durduruyor. Dönüşte niyetim var, bakalım nasip olursa inşallah bir uğrama yapacağız. Samsun, Kavak Çakallı. Motorcu abiye bak ya. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Kask yok. Hay maşallah. Hay. Biraz daha orta şeritten git abi. Orası iyi değil. Tam ortala. Lan kask bari tak arkadaş ya. Cık. Çok sakat gidiyor motorcu. Yani en azından bir kask takabilirsin. Ya da ne bileyim, o yeşil yeleklerden falan. Yani biri fark etmeyebilir. Bir de dengesiz gidiyor yani. Hem yavaş gidiyor hem de tam ortalamış yolu. Bir de sağa sol yapıyor. Tam şeyde, yolda da tutamıyor motoru. Sıkıntı yani, tehlikeli. Allah korusun, inşallah sağ salim gider gideceği yere. Vallahi durumlar böyle arkadaşlar şu anlık. Burayı tırmanacağız, Samsun'un içine gireceğiz zaten otogarın oradan. Oradan sonra pek bir yol yok zaten. Bu çekimimiz de böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destek olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.